için sordum. Şimdi hani gelenek görenekler derken, şimdi buraya gelen Giritliler mesela müzik aletleriyle de beraber gelmişler. Tabii. Buradaki düğünleri oldukça renkli geçermiş. Hani mesela bilmiyorum, tabii ben Giritli değilim ama okuduğum kadarıyla örneğin onlar ellerinde çalgıları bir yerden işte kız tarafına diyelim ki giderlerken çala çala giderlermiş. Onları hatırlamıyorum ben. Onu diyecektim. Mesela Ayvalık'ta da buna benzer şeylerle de ben onları hatırlamıyorum. Efendim gelinmiş, yapılmış filan hani duyduğunuz en azından yok, böyle bir yapı var mı Giritlilerle alakalı? Ayvalık'ta sosyal hayat olarak bildiğim şey var. Hı hı. Bu şehir kulübü denen yer zaten sonradan şehir kulübü oldu orası. Yani her şehirde bir şehir kulübü vardır ya böyle toplanırlar. Şimdiki gibi değil yani. Şimdi artık şehir kulübü oyun oynanan, iskambil oynanan, okey oynanan biraz yer. Biraz geçti. Yani. O zaman şehir kulübünde gazete okumak için özel aletler vardı. İki tür alet vardı. Biri bir sap. Hı hı. Uçları iki tarafı sapın kancalı, o iki tahtanın arasında gazete sıkıştırılıyor. Kapıdan girdiğinde gazete çeşitleri orada duruyor. Bir tanesini alıyorsun, gidiyorsun, oturuyorsun, çayını içiyorsun, kahveni içiyorsun falan. Bu yapılırdı. Bir de şey vardı, böyle bir bambudan yapılmış. Derginin yaslanacağı bir şey. Kelebek evet, biz. Evet. Kelebekler evet. Vardı eskiden. Ortası boştu ama kelebek gazeteyi kapladığınız zaman doğru karşınızda durabilecek kelebek bir şey. Kelebek derdi onlar çocukluğumuzda var. O tür şeyler vardı. Onlar vardı kahvelerde. Şey kulüp kahvesinde. Hanımların oyunlarından bahsedelim. Şimdi hanımların. Şimdi şöyle bazı şeyleri o zamanki sosyal hayatı ikiye bölmek. Yani biri Ayvalık Cumhuriyet tarihinde, Atatürk döneminde başlayan kıyafet kanunuyla beraber çok modern, şapkalı, tuvaletli, smokinli erkekler, tuvaletli kadınlar şehir kulübünde Cumhuriyet Bayramı kutlarlardı. Bayramlarda ballar yapılırdı. Onları çok iyi hatırlıyorum. Onları biz seyrederdik yani. Falanca geldi, işte bilmiyorum falan diye. Ondan sonra bu sonra şeyde de 60'tan sonra da sürdü. 60'tan sonra ben İstanbul'dan Ayvalık'a döndükten sonra o zamanlar da sürdü yine. Ve bu arada Ayvalık'ta yetişmiş müzisyenler vardı. İşte şimdi Allah rahmet eylesin Kamuran Gündemir. Kamuran Gündemir Türkiye'nin ünlü müzikologlarından bir tanesi. Fazıl Say'ın hocası. Hocası. Şimdi dostumuzdu. Onun babası kendi de akordeon çalardı gençliğinde buralarda. Meraklılar aldılar, evine çağırırlardı, misafir ederlerdi, akordeon çalardı. Akordeon çalıyormuş. Dükkanında şey var mıydı var, acaba? Piyano, piyano var mıydı? Var. Bakın geçen hayır piyano var. Yoktur diye yazıyordu. Tamam güzel. Bunu da kaydetmiş oldum. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir tartışma oldu. Çok iyi ben de hatırlıyorum. Kızı Değer çünkü Bahri Usta'nın kızı Değer benim ilkokuldan sıra arkadaşımdı. Hmm. Ben evlerine de girdim onların. Piyano da çok gittim. Piyano vardı. Bahri Usta'nın piyanosu vardı. Ondan sonra Bahri Usta yalnız piyano çalmazdı. Saksafon da çalardı. Trompet de çalardı. Akordeon da çalardı. Piyano da çalardı. Ayrıca tiyatro yapardı. Tiyatro halk evlerinde. Halk evlerinde tiyatro yapardı. Şimdi sosyal hayat olarak Ayvalık'ta tiyatro oyunları, birkaç fotoğraf var bende ama eski onlar sonra da 60'lı yıllarda yapılan şeyler. Ve Ayvalık'ın aristokrat bölümünden insanlar da bu tiyatrolarda oynuyor. Evet evet. Öyleymiş. Aynen öyle. Biliyorsunuz yani ben de hatırlıyorum. Şimdi o zamanlar kendilerini çekerler şimdi sadece seyirci olarak dururlar. Orada bir fiil işin içerisindeler. Tabii. Yani tabii, tiyatro tabii, organize ediyorlar. İşin içerisindeler. Bir ikinci sosyal hayatta sade insanların birbirleriyle günlük görüşmeleridir. Yani aileler arasında gelmeler, gitmeler, kahve toplantıları, şey, altın toplantısı falan yok o zaman. Ama şey vardı, bazı şeyler, alışkanlıklar gelmiş, örf adetler gelmiş.
Mesela kadınlar toplanırlardı, hep dedikodu yapmazlardı. Bir fincan oyunu var. Fincan, hı-hı, fincanın altına, hı-hı, bir alyans konur. Evet. O alyansı bulmak için dolaştırırlar, hı-hı, falan. Ben böyle kim bulursa işte bir şey yapar, hı-hı, bir şey hediye eder veya bir şarkı, hı-hı, söyler veya bir fıkra anlatır, değil mi? Böyle şeyler yapılırdı. Ve bunu yaparken de biz çocuklar gönderilirdik. Annem bana derdi ki, git işte bilmem şeyin Ali Ülgen Bey'in hanımına söyle, bugün falancalar geliyor bana, arzu ediyorlarsa onlar da gelsin. Hı hı. Ya git anneannene, üvey anneannene, ona da uğra, ona da söyle. Yani böyle giderdik. Eskiden telefon yoktu, haberci olarak çocuklar. Ulak bizdik. Ulak bizdik. Evet. Yani güzel şeylerdi. Onlar bir toplanırlardı. Oyunlar hani hanımlar arasında. Güzel, ailece, özellikle ailece ve çok samimi olan kişiler toplandığı zaman girit oyunları oynuyorlar. Mesela? Mesela? Donir raça, donir raça, ella donir raça. Bilmem ki öyle bir, yani söylerler. Kalkarlar gençler, parmak parmağı tutuşurlar, sirton. Sirtonun bir çeşidi. Anladım. Onu oynarlardı, çeşitli şeyleri evde, kendi aralarında. Ama bunun haricinde bunlar şeyler de yapılırdı, o şehir kulübündeki eğlencelerde, evet, balolarda falan. Dimitrula Mustafa diye bir çok iyi bir bateristimiz vardı. Müthiş bir... Soyadını hatırlıyor musun? Dimitrula Mustafa, tabii hatırlıyorum. Oğlunun ismi neydi? Erdener. Erdener. O da opera sanatçısı. Erdener sonra opera sanatçısı. Ama soyadını bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Erdener Uğur mu? Bulurum ben size onu. Şu anda, evet, hatırlayamıyorum.